Şimdi Ruşen Bey, tabii böyle bir tablo karşımızdayken seçim günü yaşanacaklara dair de çok fazla hani senaryo da var. Kaybetse de bırakmaz diyen var. Buna Kılıçdaroğlu da tepki gösterdi. İşte sosyal medyaya ulaşamayacağız diyen var. Böyle bir gücün seçim günü nasıl kullanılacağı ve bizim o gün dikkat edeceğimiz şeyler de çok önemli. Şimdi Türkiye Barolar Birliği bir rehber hazırlıyor. Biraz teknik konularla ilgili ama o videoyu arkadaşlarım hazırsa ekrana getirsinler. Biz de o arada o seçim gününü sonrasında konuşalım. Nelere dikkat etmemiz lazım Konuşalım. diye. Hazır değil mi arkadaşlar? Sayfasında o rehberlerde yer alıyor nasıl oy kullanacağımız. Bunlar teknik kısmı. Teknik kısmı. Bir de diğer konu var tabii. Hani bizim o İçimizi psikoloji... acıtan kısım. Evet, hani korkulu bir şekilde, gergin bir şekilde gidiyoruz sanki sanda. Şimdi bir kere bunlara hiç gerek yok. Onu baştan söyleyelim. Türkiye Cumhuriyeti iktidarı seçimle değiştirme refleksine sahip bir ülke. Bir bu korkulardan her şeyden önce sıyrılalım. Böyle bir şey olmayacak. Bunu kabul edemeyiz. Bunun en ağırını, biz daha ağırını provada ettik Seçil Hanım. İstanbul seçimlerinde bunu gördük. İstanbul seçimlerine üzülerek söylüyorum, şunu da gördük. Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin bir bardağın içine atılan dört tane haptan birinin sahte olduğunu söyledi bize. Ya da bir paranın, bir 50 liralı dörtte biri sahte dedi. Ya bir 50 liranın dörtte biri sahte olabilir mi? Tüm para. Ve bunu resmen karar olarak yazdılar. İki eli bir yakalarında olacak söyleyeyim. Çünkü hukukçuluk bu değil. Çünkü bu bizi çok üzüyor hukukçu olarak. Çünkü bir hukuk bir vicdan iş, adalet iş. Yani bu kadar yanlış kararların altına imza atmamak lazım. Çünkü sırıtıyor çok kötü. Bunu yaşadık. İşte halk cezalandırdı diyoruz ama hani İmamoğlu işte bir sonraki seçimlerde biraz daha fazla oy aldı filan. Efendim sadece milletin hakemliği gerekmez demokrasilerde. Demokrasilerde kurumlar vardır. Yüksek Seçim Kurulu orada dur diyebilmeliydi. Dur deseydi bu ülkedeki adaletin varlığına ve bugün yaptığımız, bugün konuştuğumuz hususlardaki endişelere ya da toplumsal endişelere. Hani bunu söylerken şunu da söylemiyorum. Yok mu böyle bir endişemiz? Var. Neden var? Bugün İçişleri Bakanı istifa etmedi, istifa etmesi gerekiyordu. Anayasaya aykırı olarak görevine devam ediyor mu? Adalet Bakanı ayrılmadı. Bürokrat sayılmazlar. Ulaştırma Bakanı ayrılmadı. Dedi YSK. Ya şöyle, şimdi ya, gerçekten aklımla dalga geçmek. Şimdi ama siz, bir hakaret. Siz Adalet Bakanısınız. Ben size hakaret ettiğim zaman beni Adalet Bakanısınız. Kamu ben size kamu görevlisine hakaretten 125'ten beni tutuklayıp götürüyor. Evet. Şimdi diyoruz kadir seçime gireceksin. O kamu görevlisi değil dedi. Yüksek Seçim Kurulu. Gel de yani diyorum ya bazen hani gerçekten diyecek hani ekranda ağlayacağım yani o kadar söylüyorum. O kadar hırslanıyorum ya. Yapmayın bunları. Bu ülke bunu hak etmiyor. Anlatabiliyor muyum? Daha iyi bir adalet hak ediyoruz biz. Ve bunu gerçekleştirecek yargıç cumhuriyet savcıları var bu ülkenin kadrolu. Ama artık sıkmayın bu insanları. Bu, bırakın bu devlet bir artık yerine gelsin ya. Hepimizin çıkarı için bu lazım. Hepimizin yani AK Parti'ye oy verenlerin çıkarları için de bu lazım. Yani Recep Tayyip Erdoğan ülkeyi çok iyi yönetmiş olabilir. Bak artık her türlü tartışmayı geçtim. Ya arkadaş 22 yıldır iktidarsın. Bir git de kardeşim yerine birisi gelsin ya. Demokrasi böyledir. Ben iktidarda kalacağım. Ben koltuktan Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2009-2011 konuşmalarını hatırlıyorum ben. Yaşım müsait. Ben koltuğa bağlı kalmayacağım. Ben gideceğim Türkiye'deki demokrasiyi yerleştireceğim konuşmaları nerede kaldı? Bir de onun göreve gelmeden yani? Öncekiler hayır, var. Bu güzelim ülkeyi yönetecek başka adam yok mu Türkiye'de? Neden böyle? Ya seçimde neden iktidarı devretmenin ne kadar doğal ne kadar anlamlı bir şey olduğuna inanmıyoruz ve bunu gerçekleştirmiyoruz. Şimdi Türkiye'de tabii seçimle ilgili olarak Seçil Hanım şöyle söyleyeyim size 1960'tan beri kazanımların hepsini kaybettik. Hepsini kaybettik. Hakimler kıdeme göre belirleniyorlardı. Onu iptal ettiler. Bakın 1960'ta kazanılmış. Ve hiç tartışma konusu olmamış. Darbe dönemlerinde bile tartışma konusu olmamış. Kıdemli hakim ya en tecrübeli hakim seçim kurulu başkanı olsun diyor. Kanun. Diyor ki hayır o olmaz. Kuraya koyalım bir yıllık hakim bile olabilir. Ya belki bir yıllık hakimin bakın seçim yönetmek hakimler savcılar için zordur. Bir yıllık hakimin tecrübesiyle aynı yerde görev yapan 30 yıllık hakimin tecrübesi bir mi? Diyor ki kanun 30 yıllık orada otursun diyor. Daha garanti değil mi? Bir de bunda mi? Nasıl daha bir sakınca bir var? İşte hayır bununla oynaması bile milletin evet. Kafasında soru işareti yer. Yani niye oynuyorsun? Niye oynuyorsun bununla? Zaten son derece adaletsiz bir seçim kanunu Nisan'da geçirdiler. Şimdi milletin kafası da karışık. Yani öyle bir hale getirdiler ki DHON sisteminde illa büyük partinin içinden aday olmak zorundasın.
Evet. Ya önceden bu yoktu biliyorsunuz. İçine girmen lazım. O da onu da şöyle söylüyorlar. Bakın Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi parti olarak bile girmiyorlar kardeşim. Girdikleri zaman milletvekili çıkartamayacak sistemi siz getirdiniz Nisan'da. Evet. Bilerek. Bilerek getirdiniz. Şimdi bu işte seçim oyunlarından, argo tabiriyle ayak oyunlarından artık vazgeçelim. Ülke demokratik olsun. Centilmence siyasiler televizyonlara yeniden çıksınlar. Yani adaylar ve başbakan, cumhurbaşkanı çıksınlar. Otursunlar bu ülkeye ne hizmet verebileceklerini konuşsunlar. Her birisi ayrı bir mitingden. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun davetine rağmen. Sayın Kılıçdaroğlu ne dedi? Ya dedi al dedi. Ben dedi istediğin televizyona geleyim. Ben dedi ki yanıma kimseyi de almayacağım dedi. Sen dedi istediğini al. İster prompterlarını al. Neyini istiyorsan al. Gel dedi birbirimiz bir konuşalım. Belki gelseydi hani Türkiye'nin normalleşmesi ama gelmedi. Asla o görüntüyü göremiyoruz sanırım. Tabii. Hani en son zaten İstanbul seçimlerinde bir gördük ama Erdoğan yani liderler düzeyinde göremiyoruz. Adaylar düzeyinde görebilmiştik. Şimdi bir de pusula konusu var. Muharrem İnce'nin çekilmesinin ardından o dörtlü pusula gelecek sandıklarda Anladım. İnsanların önüne. O böyle bir karışıklık. Ya şöyle söyleyeyim bugün itibariyle hukuksal olarak söyleyeyim size. Dün Sayın İnce çekildiğini açıkladı. Evet. Şimdi kanunlarımız bunlar için son derece yeterli. Kanunumuz ne diyor? Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu. Birinci oylamada kesin aday listesinin resmi gazetede yayınlanmasından itibaren oy verme günü saat 17'ye kadar listede meydana gelecek eksilmeler, değişiklikler değişiklik gerektirmez. Yani hani pusulan değişik. Çünkü zaten hukuken mümkün değil. Ama kanun yazmış zaten bunu. Evet. Şimdi bu pusulayla gideceğiz. Bu pusula şunu söyleyelim. Yurt dışında verilen oylar sırasında Sayın Muharrem İnce aday olduğu için yurt dışında ona verilen oylar geçerli sayılacak. Ama bir anlamı yok geçerli. Geçerli sayılacak. Orada yazacak o. Ama şimdi pazar günü gittiğimizde bu pusulayı göreceğiz. Ama Sayın Muharrem İnce'ye verdiğimiz eğer oraya basarsanız bu tamamen geçersiz olacak. Evet. Yok hükmünde olacak. Dolayısıyla artık Muharrem bununla ilgili olarak ben bugün Yüksek Seçim Kurulu'nun derhal bir karar alıp seçim kurullarına iletmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün bu işlemi yapacaklardır diye düşünüyorum ki bu anons yapılmalı ve bu uyarılar yapılmalı topluma da. Çünkü dediğimiz gibi bunlar son 3 gün bunlar olabilir. Adaylardan çekilenler olabilir. Bu takdirde bu bilgi kamuoyuna yayılmalı. Ve Sayın Muharrem İnce'ye ama şunu bilelim parlamento seçimlerinden çıkmıyor Memleket Partisi. Memleket Partisi seçimde evet. Ama yani, bu pusula için konuşursak yani benim kaygım biraz böyle geçerli sayılacak denilince sanki Muharrem İnce'ye oylar gidecekmiş o hala adaymış gibi bir algı daha kapsamlı bir açıklama. Daha söyleyelim Muharrem İnce'nin adaylığı ortadan kalkmıştır. Çekildi ve bugün sabah Memleket Partisi yetkilileri Yüksek Seçim Kurulu'na giderek bu bilgiyi resmi olarak iletmişlerdir. Bunu alan Yüksek Seçim Kurulu doğrudan tüm bu noktada imkan sorunumuz yok. Her yere bir karar alacak çekildiği bilgisini tüm sandık kurullarına ben size şunu sorayım bırakın vatandaşları sandık kurulu üyeleri de vatandaş. Birçoğu da bilmiyor olabilir. Onlara da bu söylenecek, halka da bu anlatılacak bu bir iki gün içerisinde ve artık oyları boşa gitmemesi için yani bizim için dediğimiz gibi bu kanal öyle bir kanal değil. Sayın Erdoğan'a da verecekse, Sayın Kılıçdaroğlu'na da verecekse, Sayın Oğan'a da verecekse artık onlardan birine verecek. Asla Muharrem İnce'ye oy vermeyecek çünkü ona verilmiş bir oyun hukuksal olarak bir geçerliği yok, aday çekildi. Evet. Siyasi partilerin pusulaları var mıdır hazırda bilmiyorum. Hazırda varsa belki görebiliriz ama bir de belki şunu altını çizmemiz lazım. Şimdi Memleket Partisi'ne giden oylarda da Muharrem İnce genel başkan olarak da meclise giremez. Çünkü Cumhurbaşkanı adayları zaten vekil adayı değiller. Olamıyorlar. Evet. O yüzden dolayı Sayın Muharrem İnce parlamentonun içerisinde olmayacak. Evet. Tıpkı ilk şeyde Sayın Meral Akşener'in olmadığı gibi. Ama bakın bunların hepsini yaratan siyasi iktidarın seçim kanununa yaptığı yanlışlıklar. Bakın hiç erken seçimi bak algı bunlar. Biz diyorlar hiç erken seçimi yapmadık 2018'de. Erken seçimi kim yaptı bu ülkede? Daha 2 sene vardı. 2015 evet. seçimleri vardı. 2018 ani baskı. Neden? İyi Parti seçime girmesin diye. Ve aslında toparlanamadılar ha. Gerçekten de toparlanamadılar. Yani Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Meral Akşener başlarına tam ne geldiğini anlayamadılar. Ve Cumhur İttifakı o anda paldır kültür. Bakın Nisan ayına kadar durmuşlardı biliyorsun. Hayır dediler Haziran'da seçime gidiyoruz. O paldır küldür seçimde şu şeyi yapamadı işte şeyler. O zaman yapsaydı belki 2018'de Cumhurbaşkanı seçiminde Millet İttifakı'nı seçilebilirdi. Hepsi ayrı aday çıkartmak zorunda kaldı. İşte bu bölünmüşlük iktidara yaradı.
Şimdi işte ondan sonra oturdu Millet İttifakı, Sayın Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu, diğer adaylar oturdular. Evet. Dediler ki kardeşim, biz istesek bile iktidarın kanun yapma yetkisiyle bizi parmağında oynattığı bir yerde onun oyununu oynamak zorundayız. Hı hı. Ve o oyuna göre koordine olmak zorundayız diye zaten tek aday. O yüzden diyoruz biz şu anda Cumhurbaşkanlığı seçimlerine şöyle Amerika Birleşik Devletleri gibi düşünelim. 10 aday olabilir bir yıl önce ama hep 2 aday kalır sonra. Neden? Çünkü öbürlerine verilen oyun bir faydası yoktur. Tıpkı hı hı. Muharrem İnce'ye verilen oyun hiçbir faydası olmadığı gibi. Belki de Muharrem İnce, Sayın Aytunç Erkin güzel yazmış bunları. Herkes komple teorileri işte şunlara evet. filan yönlendiriyor ama aslında öyle değil. Seçilemeyeceğini gördü. Yani şöyle deniyor. Memleket Partisi kurmaylarının İnce ile yaptığı toplantıda bugün yazılan kulisler öyle. Hani bu seçim ilk turda bitiyor. Aa. Dolayısıyla bir anlamı yok gibi bir. Şimdi Memleket Partisi Ata İttifakı'nın Adalet Partisi ve Zafer Partisi görmeye çalışıyorum. Şu an o kadar fazla ki. İşte bunu yaratan işte siyasi iktidar. Evet, bu dağınıklığı. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani gerçekten siyasi iktidar. Eskiden böyle değildi. Sırf kafa karışsın. Belki oradan başka bir şey olur diye bunu yarattılar. Evet. Yani bunların hepsi yanlış. Şimdi o kadar uzun hani bir katlama bile hakikaten dakikalar sürüyor bunu anlatmamız. Aman dışarı katlayın aman boya bulaşmasın diye. 26 siyasi parti 5 ayrı ittifakı görüyoruz. Şimdi iki ittifakın arasında o Memleket Partisi ona giden oylarda Muharrem İnce'ye gitmeyecek. Ya yani. Matematik sorusu gibi şu. Yani evet. bir matematik sorusu gibi yani seçmenin kafası burada gerçekten ne kadar karıştırabiliriz diye normalde bu kadar parti seçime de sokulmuyordu. Hı hı. Ha, hepsini bu sefer kabul ettiler. Dediler ki liste böyle olsun diye açtılar. Şimdi o bir ama hani Türk insanı bunu şeyinden çıkar diye düşünüyorum. Tabii Hüdapar görünmüyor mesela ama AK Parti listelerinde yer alıyor. O kadar karışık ki işte Deva Partisi gözükmüyor, şey gözükmüyor. Saadet Gelecek. Partisi neden? Ya bakın bu Millet İttifakı'nın içerisinde bakın şurada eğer Deva Gelecek ve Saadet Partisi'nin ayrı olsaydı onlara verilen oyların tamamı boşa gidiyordu. Don sistemi evet. nedeniyle. Don sistemi hayır ittifak sistemini değiştirdiler. İttifak sistemi, 2018'deki evet. ittifak sisteminde ittifaka giden oy yazılıyordu. Hı-hı. Şimdi dediler ki ittifaka giden oy yazılmaz. Evet. Partiye giden oy yazılır. Öyle olunca ittifakları da ister istemez neden yaptılar onu? İşte bu siyasi partilere karizmasını çizelim diye biraz. Aslında çünkü diyelim ben Deva Partiliyim. İsterim ki partimin logosu burada olsun. Evet. Ya da Saadet Partisi isterim ki burada olsun. Hı hı. İşte o olmamasının sebebi ne? Sistemi değiştirmeli. Evet vekil sayıları yani don sistem o büyük partiye gidiyor ya onunla ilgili tabii. de. Ya, bir de kalan tek vekillikler var. Yani bakiye vekillik dediğimiz her seçim bölgesinde olan vekillik. Bakın Seçil Hanım şunu bildirelim. Bu arada son 2 dakikamız evet, kaldı. Şu bilgiyi seçmene verelim. Bakın gizli bir baraj var. Sadece bizim %7 barajımız bilmem ne değil. Bir de gizli baraj var. Her ilin kendi içinde bir baraj var. Hı hı. İstanbul'da bu birinci bölgede 2.9 iken Antalya'da 5.7. Evet. Yani ben siyasi partimle 5.7 alamayacaksam orada oraya veren milli irade diyorlar ya tırnak içerisinde. Hı hı. Oraya verdiğimiz oyların hepsi boşa gidiyor. Evet. Hiç milletvekili çıkarmıyor o gizli barajı geçemediği için. Dolayısıyla seçmen bakacak. Mesela hiç partinin adını zikretmek istemiyorum bir parti orada %2 oy alabiliyor. Hı hı. O ilin barajı %5 o partiye vermeyecek. Eğer ittifakın içerisindeki büyük partiye oy verecek. Başka çaresi yok. Yoksa evet. verdiği oy boşa gidiyor. Son bir mesajınız varsa, pazar günü için mesajım net. Türkiye'de yargı sistemi AK Parti ile birlikte kötüleşmeye başladı. Yargı bağımsızlığı özellikle AK Parti ile birlikte ortadan kalktı tamamen. Hı hı. Ben yeni ittifakın gelişiyle, yeni Sayın Kılıçdaroğlu'nun gelişiyle birlikte Türkiye adalet, hukukun üstünlüğü istiyorum. Ve artık millet de biraz adaletin ne anlama geldiğini anladı. Hakim ve savcılarınıza sahip çıkın diyorum. Yani onların arkasında durun. Onların soruşturma yapabilmesi için tıpkı İsrail'de bugünlerde bir örnek vereyim son mesaj olarak. Dünyanın her yerinde inşallah artık olacak. Dünyanın her yerinde anayasa meydanı vardır. Bizde bir anayasa meydanı yoktur mesela. Bu bile semboliktir. Anlatabiliyor muyum? İsrailler şu anda yargı bağımsızlığını kaybetmemek için siyasi iktidara direnmek için 3 aydır anayasa meydanında gösteri yapıyorlar.
Anayasa Mahkemesi'nin yapısı değiştirilmesin bakın. 2010'da hatırlar mısınız? Türkiye'de Tabii. yapıldı. İşte özgürlükler gelecek diye. Türkiye'nin geldiği yer belli. Dolayısıyla bunların tekrar yaşanmaması ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde normalleşebilmesi için ve artık Türkiye'ye adalet gelmesi için ben Millet İttifakı'nın gelip bunu yapacağına inanıyorum ve bunun için oy vereceğim evet. diyorum. Süremiz doldu Ruşen Bey. 48 saat dedik. Bugün sabah başladık tabii evet. yani. Artık hani 42 saat falan galiba. Artık tabii. Evet. Bundan 42 saat sonra sandıklar kurulacak. Çok teşekkürler. Bu pusula...